Şimdi 13. sorumuza geçelim. 13. sorumuzda bir A kümesi 6 artışık tek doğal sayıdan oluşmaktadır. Kümedeki elemanların toplamı en büyük elemanın 4 katına eşittir bilgileri verilip bu kümedeki en büyük elemanın kaç olduğu soruluyor. Ve şıklar da hemen sorunun altındaki gibi. Şimdi bu soru küme sorusu gibi gelebilir size ama küme sorusuyla alakası yok. Bu soru bir sayı problemi. Aslında ardışık, 6 ardışık tek doğal sayı var ve bu sayıların toplamı en büyük sayının 4 katına eşit ve en büyük sayıyı soruyor bize. Yani küme ile bir alakası yok aslında. Şimdi sorumuza başlayacak olursak bunlar ardışık tek doğal sayı olduğu için aralarındaki fark 2 olacak. En küçük sayıya mesela biz A dersek bir sonraki sayı A artı 2, A artı 4, A artı 6, A artı 8 ve A artı 10. 6 tane sayımızı yazdık. Şimdi bize verilen bilgi ne? İkinci bilgi şu. Bu sayıların tamamının toplamı son sayının 4 katına eşit. Yani A artı A artı 2 artı A artı 4 artı A artı 6 artı A artı 8 artı A artı 10 ne eşitmiş? Son sayının yani A artı 10'un 4 katına eşitmiş. Şimdi bu ifadeyi toplayacak olursak burada 6A artı 2 artı 4 artı 6 artı 8 artı 10 gelmekte. Karşı tarafta ise 4A artı 40. Bu sayıların toplamı 30. Yani bizim aslında 6A artı 30 var bu tarafta. Diğer tarafta da 4A artı 40'ımız var. Bu ifadeden 40'tan 30 çıkarsa 10, 6A'dan 4A çıkarsa 2. Demek ki 2A eşittir 10'muş. Bu durumda A ne? 5. Peki A bizim ne? En küçük sayımız. Bizden istenen ne? En büyük sayı. En büyük sayı ne? A artı 10. Yani bizden istenen ne o zaman? 5 artı 10'dan 15. Cevap bu soru için D şıkkı. Şimdi 14. sorumuza devam edelim. 14. sorumuz bir mantık sorusu. Burada PQR önermeleri verilmiş ve bu önermelerden elde edilen aşağıdaki önermelerden hangisinin doğru olduğu soruluyor. Şimdi ilk önerme kök 3 artı kök 5'in kök 8 olduğunu söylüyor. Yani bu doğru değil. Eğer matematiksel işlemleri gözetirsek bunun doğru olmadığını bulabiliriz. Çünkü yani kökleri toplanırken köklerin içindeki ifadeler toplanmıyor. Mesela burada karesini alırsak iki tarafın buradan 8 gelecek. Buradan 3 artı 5 artı 2 kök 15 gelecek. Yani 5 artı 3 zaten 8 artı bir de 2 kök 15 var. Diğer tarafta ise 8 var. Yani bu ifade yanlış bir önerme. Şimdi burada ikinci şıkta aynı şekilde aynı işlemleri uygularsak yine yanlış bir önerme gelecek. Eğer her iki tarafın karesini alırsak bunu görebiliriz. Son ifade ise standart. Köklü sayıların bilindik kurallarından biri. İki köklü sayıyla sayı çarpılıyorsa kök içerisinde sayıların çarpımı olur. Şimdi bu da doğru. Şimdi elimizde iki yanlış bir doğru önerme var ve biz diğer önermelerin arasından doğru olanı bulmaya çalışacağız. Şimdi burada P önermesi yanlış bir önerme. Yanlış ve bir önerme var. Yanlış ve bir önerme. Yani bu önerme ister yanlış olur, ister doğru olur. Her zaman yanlıştır. Demek ki cevabımız bu değil. Şimdi bu şıkka gelelim. Burada yanlış veya yanlış ve doğru var. Şimdi yanlış veya yanlış nedir? Yanlıştır. Yanlış ve doğru yine yanlıştır. O yüzden cevap yine B şıkkımız da değil. Şimdi burada bir soruya, buradaki şıkka bakalım. Bu şıkta da doğru ise yanlış ve yanlış var. Yani bu ifade neye eşit? Doğru ise yanlışa eşit. Ve doğruluk tablolarında, isenin doğruluk tablosunda bu neye denk geliyor? Yanlışa. D şıkkına baktığımız zaman yanlış veya doğru ise yanlış var. Şimdi doğru ise yanlış neydi? Yanlıştı. Yanlış veya yanlış da yanlıştır. Cevap C ve D şıkları da
Değil. Şimdi bakalım son şıkkımızın doğru olması gerekiyor bu durumda. Burada Y yanlış ise yanlış ve doğru var. Yanlış ve doğru yanlıştır. Bu ifade neye eşit o zaman? Yanlış ise yanlışa. Arkadaşlar ise'nin doğruluk tablosunda yanlış ise yanlış doğrudur. Ve cevabımız bu durumda E şıkkı. Bu soruda 15. soruda birbirinden farklı A, 2, B, 9, 6 pozitif tam sayıları büyükten küçüğe sıralanınca ortadaki sayının A olduğu verilmiş. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin B olamayacağı soruluyor. Yani şıklardan hangisinin B olamayacağı soruluyor. Şimdi bu durumda şıklardan gitmek daha mantıklı. Yani şıklarda teker teker B eşittir 1 ise B eşittir 3 ise deyip gitmek daha mantıklı. Çelişki bulduğumuz kesinlikle B olamayacak. Şimdi başlayalım. İlk olarak B eşittir 1 olsun. Bu durumda sayılarımız 1, 2, A, 6, 9 oluyor. Yani 1, 2, 6 ve 9 sayılar oluyor. Şimdi A'nın ortada olması için burada 5 sayı olduğundan dolayı 3. sayı olması gerekiyor. Burada 3. sayılar 3 ve 4 olabilir. Demek ki burada A'yı ortanca sayı yapabiliyoruz. Bir çelişki yok B'nin 1 olması durumunda. Şimdi B'nin 3 olduğu durumu inceleyelim. Bu durumda sayılarımız 2, 3, 6, 9 ve B oluyor. 2, 3, 6, 9 ve B oluyor. Pardon, A oluyor. B zaten 3'tü. Bu durumda A'nın ortadaki sayı olabilmesi için 3'ten sonra gelmesi lazım. Burada 4 ve 5 A olabilir. Yine bir sorunu yok. A yine farklı bir değer alabiliyor. Çünkü buradaki sayıların her birinin birden farklı olması gerek. Soruda öyle verilmiş. Şimdi B'nin 5 olduğu şıkka bakalım. Bu durumda elimizdeki sayılar 2, 5, 6, 9 ve A sayısı. 2, 5, 6 ve 9 sayısı. Şimdi ortadaki sayı olmak için 5'ten sonra gelmek lazım. Ama 6'dan da önce gelmek lazım. Yani 3. sayı olmak lazım. Fakat buraya girebilmek için yani ya 5 olmak lazım ya 6 olmak lazım. Fakat bu sayılar birbirinden farklı. Burada bir çelişki var. Yani burada çelişki yoktu. Burada bir çelişki yoktu. Demek ki B 5 olamaz. Cevabımız bu soruda C şıkkı. Ama biz yine de H ihtimale karşı D ve E şıklarımızı da inceleyelim. B eşittir 8 olsa mesela bu durumda 2, 6, 8 ve 9 sayılar olacak. Ortadaki sayı olmak için 6'dan sonra 8'den önce gelmek lazım. Burada 7 boş. Demek ki A 7 olabilir. Burada bir problem yok. Son olarak B'nin 10 olduğu durumu inceleyelim. E şıkkını inceleyelim. Bu şıkta da 2, 6, 9, 10. Bu durumda 6'dan sonra 9'dan önce gelmek gerekiyor. Burada 7 ve 8 değerlerini A sayısı alabilir. Herhangi bir çelişki yok. A'yı ortadaki sayı olarak buraya yazabiliriz. Demek ki burada çelişki nerede vardı? B eşittir 5'te vardı. Demek ki B 5 olamaz. Cevabımız C şıkkı. Şimdi 16. sorumuza devam edelim. 16. sorumuz A ve B pozitif sayılarının en büyük ortak böleninin D olduğunu ve buna göre bu üç ifadeden hangisinin her zaman doğru olduğunu soruyor. İfadelerden ilki D kare sayısı A kare sayısını böler. İkinci ifade D kare sayısı A kare artı B sayısını böler. Üçüncü ifade ise D kare sayısı A kare artı B kare sayısını böler ifadeleri. Şimdi başlayalım. Şimdi eğer A ve B pozitif sayılarının en büyük ortak böleni D kare D ise bu durumda A ve B ikisi de D sayısına bölünüyor. Yani A eşittir bir K çarpı D. Yani bu da bir sayı. B de eşittir bir M çarpı D. Şimdi bu durumda A kare eşittir K'nın karesi çarpı D'nin karesi. B kare ise K'nın karesi, M'in karesi, M'nin karesi
çarpı d kare. Şimdi buradan neyi görüyoruz? D kare a kareyi bölüyor. Demek ki ilk şık her zaman doğru. Ayrıca buradan a kare artı b karenin biz ne olduğunu görüyoruz. K kare d kare artı m kare d kare olduğunu görüyoruz. D kare parantezini alırsak burası k'nın karesi artı m'nin karesi çarpı d kare. Demek ki a kare artı b kare ifadesini d kare ifadesi bölüyor. Bu durumda üçüncü seçenekte, üçüncü ifade de doğru. Şimdi ikinci ifadenin doğru olmadığına dair bir örnek verelim. A eşittir 10 olsun. B eşittir 15 olsun. Bu durumda bu ikisinin en büyük ortak böleni 5. Demek ki D 5'miş. A kare artı B ise 10'un karesinden 100 artı 15'ten 115 geliyor. Fakat D kare ifadesi burada ne? 25. 25 ifadesi 115'i bölmez. O yüzden ikinci ifade bazen yanlış olabilir. Her zaman doğru değil. Demek ki cevabımız neymiş? 1 ve 3. Yani C şıkkı. Hocamdan dinlerim projesinin bu videosunun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.